Rağmen Tankut'a söz vereceğim ama vermeden önce bütün bu yaşanmışlıklara rağmen Tankut'un yaptığı bir jest vardı. Yani vücut diliyle yaptığı bir hareket. Bir başka hareket daha vardı. Yani Tankut kırgın olabilir ama kırgınlığı acaba Tuğçe'ye olan ilgisini öldürecek seviyede mi? Beni düşündürdü. O hareketi gören az kişi vardı o sırada. Biri Gökhan'dı. Sen de mi gördün? Sibel de gördü. Gördünüz mü? Birçok kişi dikkat etmedi. Hareketten ziyade. Ama şimdi üstünde bir duralım onun bakalım. Acaba Tankut ne hissediyor? Sonra ona soralım. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Var mı? Koruma sırasındayken Tankut sana hırkatın ısını verdi. Evet, ben farkında bile değilim. Üşüyorum ve titriyorum sinirden. İnsani bir durum. Ne kadar beyefendi, ne kadar tatlı bir insan. Öf. Ben de döndüğümde Tankut'un verdiğini görünce o anda zaten şey yok bende yani, burası yok. Bir yandan üşüyorum, titriyorum, sinirlerim bozuk çünkü gergin. Sağ olsun yani üstündekini çıkartıp nezaket. Herkeste bulunmayan bir şey nezaket. Tankut! Wow. Wow, gel, wow. Halk oyuyla ender oluyor değil mi? Sen hep bunu söylersin. Az kişi anlıyor beni. Hani bu duruşumu. Bu tutumumu. Bu tutumumu. Önce Kemal bir şeyler söylesin mi? Söylesin. Kemal, şimdi bu durumu, bu tutumu bir anlatır mısın? Şimdi ben Tuğçe'nin hayatında olmadığım zaman da bunları yapması en doğal hakkı. Bunları düşünmesi, bu duyguları hissetmesi en doğal hakkı. Ama ben bu eve geldikten sonra ona gelmediğimi söylediğim halde verdiği tepkiler, yaşadığı duygular, onun düşüncesi. Benim onunla konuşacağım daha şeyler vardı. Sadece eski şeylerden konuşma fırsatı oldu. Bunları da tam bilmediğim için, bunları da şimdi gördüğüm için. Sen arkasındasın Tuğçe'nin bu tebessümüne. Zaten onunla, yok yok. Önce baktım ki, evet onu görmediğim için ve bu zaten bağlantılı olarak kafamda doğru bir tepki vermişim. Devamında da bu üşümesine karşı yaptığı bir hareket var. Öncesinde de bunu görünce ikisini, puzzle'ları kafamda oturttum. Bununla ilgili ben ayrı yüzleşirim ama şu anda fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Yani kafana oturttuğun şey ne? Ya ben eskileri konuştuğum için pişmanım mesela. Şimdi evin içinde ben eskileri konuştum ama bu tavrı, bu duruşu mesela benim bu evde olduğum halde buna müsaade etmesi, bu tepkilere, iki tane harekete benim kendi adımı düşüncem yakışmadığını düşünüyorum ona. Orada üşürken adam omzuma şey verdiyse o evet. Kim verdiğini adam düşünmem gerekiyordu. Adam değil, onu bir beyefendi verdi. O da Tankut abi. Evet. Onun kimin verdiğini düşünmem gerekiyordu. Üşümesin, sakinesin diyeceğine kimden geldiğini bence senin de çok fazla takmaman gerekiyor. Evet. Onu bir beyefendi olarak. O olay yaptığı insanlık. Dediğine de bir övgüler, bir unutamamışlık var. O yaptığı insanlık ama öncekisine de verdiğin tepkiyi gayet güzel ortada açık. Evet, şaşırıyorum, görmüşsündür tepki. Şaşırıyorsan ben de bunları şaşırıyorum. Yapacak bir şey yok şu an. Evet. Peki hala Tuğçe sana bir cümle kullanmıştı. Ben bundan sonraki evlilik hayatımda da Kemal aklımdan çıkmayacak cümlesine şu anda inanıyor musun? Ama önemli cümleydi o. Nasıl ortalığı dağıtan cümle. Tuğçe demişti ya. Ben evlilik hayatımda da bundan sonra kimle evlenirsem evliyim, aklımın bir ucunda Kemal'le yaşayacağım. Hiç unutmayacağım dedi. Evet, vallahi çünkü yaptıklarına unutamamış. O onun kurduğu bir cümle. Ama sen de buna inanmıştın ama. Karşılığındaki... Hani zehirlemişti seni, demişti ya. Ben zehirliyor gibi düşünüyorum. Ormanlı şey. Tamam. Ben hani bu tepkilerine karşı bunları da yapıp da karşılığında bir tepki vermedi. Alıp kenara konuşabilirdi. Sen ne yapıyorsun? Hani şaşırmış ya madem. Şaşırdığı için kalkıp kenara konuşabilirdi. Bunları yapmayıp da kalkıp bu cümleleri Ünal'ın söylediği cümleleri kurması da bilmiyorum bana... Bir şey söyledi. Kemal derken Kemal için değil, Kemal'in yaptıklarından dolayı dedi.
Yok, Kemal az önce işte. Dedin ya, evet yaptıklarından dolayı her zaman aklımda olacak. Az önce söyledim. Ama zaten bir insanı yaptıkları için şey severiz yani. Yok, yaptıkları için severiz. Yaptıklarından dolayı yani siz... Adı Ahmet olsa yine yaptıkları için oldu. Ne yaşadınız ki 18 yaşındayken yaptıklarından çok dolayı? Çok şey. O daim tam kutu şey aynı şey, şey aslında. Yani. Dışarı çıkıp dolaşıp bir parkta oturmak da yaşamaktır yani. Bir şey yaşıyorsun, bir şey paylaşıyorsun. Tankut, Kemal gelince ve bunlar yaşanınca... Kasıtlı mı yapıyor, şaşırmış onu da merak ediyorum. Ayrılmana rağmen. İçinden mi gelmiş, neden devam ediyor onu da bilmiyorum. Onu soracağım işte. Evet, hemen hemen senin sorduğun şeyi soracağım. Kemal, başka bir erkeğin Tuğçe'ye ilgisi, onu tamamen kaybetme durumu seni kışkırttı mı, kıskandırdı mı? Hayır Seda Hanım, kıskandırmadı. Orada bizim konuşmamızdan sonra Tuğçe'yi yanağından öpme sebebim, benden ayrılma kararı aldığı gün benim haberim yok iken, mikrofonlar takılırken, Gözde'nin de yanında olduğu zaman, Tuğçe'nin bana bir lafı vardı. Ben hatta sabah gittim, şaşırdım. Günaydın, hani kaçaraktan yapıyoruz bir de bunları. Günaydın öpmeye çalıştım. Ondan sonra öptüm. Ondan sonra bir son bir kere daha öp beni dedi. Ben anlayamamıştım ne demek istediğini. Meğersem kafasını zaten bitirmiş. Ha, onun akabinde veda öpücüğü. Veda öpücüğü. O veda o dedim ki hatta son öpücüğüm de budur dedim. İkincisi hesap sormaya çalışıyor. Sen onu Kemal kastetmiştin dışarıda o kaçamak yanaktan öpüşte son bir defa daha öp son derken. Son demiştim çünkü içeri girdiğimizde konuşmayı planlıyordum. O zaman Tankut anlamamıştı. Öpücükten sonra da şöyle bir cümle kullandı Seda Hanım. Böyle yapınca i̇şte, dedim. Böyle yapınca benim duygularım değişiyor. Bu saatten sonra ayrılamam. Artık ayrılmayı söyleyemem. Neden? Ben bunları şu anda duyuyorum. Çok güzel bu armağanda oynatıyor. Başka birisi yapsa topa tutardınız. Oynatmıyor. Hayır. Yok, hiç ağzınızı açıp tek bir cümle bence Tuğçe duygu... İkisini birden parmağında oynatıyor. Birini diliyle tavlıyor. Öbürünü kadınlığını kullanarak cilveyle. Çok güzel. Devam et. Ne oldu biliyor musun? Az önce bir şey fark ettin mi? Devam et. Kemal diyor ki problem yok. Sonuçta bende bir şey yok. Tankut abi de aynı tarz bir adam. Şimdi iki kutup böyle olduğu zaman bir saniye lafımı bitirmemiştim. Özür dilerim abi. Bir şey söyleyeceğim. İki tarafta böyle olunca Tuğçe bunu çok güzel kullanıyor. Çok ama güzel. İlişki de yok. Elle tutulur bir şey de yok. Anlamadıkları şey bu aslında. İkinci olarak ben Kemal'e cevap vermek istiyorum. Hani Kemal'in geldiğinden sonra nasıl böyle şeyler bir hesap sorma durumu oldu? Yok hesap sormadım ben. Yanlış konuşuyorsun. Yok hesap sormadım ben. Peki o zaman hesap sormuyorsun. Hı-hı. Şunu sana sormak istiyorum. Ki o zaman biz Tuğçe ile zaten iş bitmişti. Sana olan aşkını göstermişti. İşte söylemişti. Siz ormana gitmiştiniz. O sana söylediği laflardan dolayı senin tekrardan duyguların kabarmıştı. Ertesi gün. Biz o sıradayken bütün bunlar olmuştu. Evet. Senin bu yaptıklarından yaptığın öpücükten haberim yok benim ama. Ya, anladın sen mı? Bir dakika öpücüğü boş ver. Ha, niye boş verim abicim? Sen böyle boş ver. Öpücük şu anda etkisiz. Gerçek duygularını paylaşan kısa böyle bir saniye bir dinlemeyi bil ya. Allah Allah. İki dakika dinlemeyi bil. 2 dakika, 10 dakika oradan. Dinlesen de boşu bir dakika sus, sen ne boşu kafana göre konuşuyorsun. Sen bir söyleyeceğimi dinle. Hı. Ben oraya sıraya girmişim. Senin duyguların tekrardan kabarmış. Kız sana ay benim aşkım aşkım demiş. Gözünün önünde üşüyorum, üşüyorum, üşüyorum diyor. Adam olsaydın da sarılsaydın. Ben onu duymadım bile. Duysam zaten onu niye ben söyleyeyim ona? Duysam ne olur niye söyleyeyim? Benim kafam orada. Ben bunu bilmiyordum böyle. Ya git Allah aşkına ya. Gözünün önünde kız titriyor. Benim oradaki dalgınlığın ne olduğunu bilmiyorum. Ne dalgınlığın var ya? Dikkat yazsın, ağzımını arıyorum ben. Etrafındaki insanlara, sevdiğin insanlara dikkat edeceksin. Ya tamam, niye dikkat etsin Kemal'le buraya Tuğçe'ye adam geldi ki? Senden öğrenirim bu evde. Sen öğretirsin bana. Tamam sen öğretirsin bana. Aynen sen bana öğretirsin. Ama jest yapıp ormana gönderip de arkadan evin içine girip de böyle oyunlara girmene gerek yok. Onu da öğretiriz. Onu da öğretirsin bana, o da güzel bir şey. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sakın.